Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 29 Haziran'da Türkiye saatine göre sabah 5.51'de 7 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Yeni ay an haritasında da Yengeç Burcu yükseliyor. Ve bu yeni ay özellikle ülkemiz için çok güçlü etkilere sahip. Biliyorsunuz ülkemizin horoskobunun yükselinde de yengeç. Yani tam da 7 derece yengeç. Bu yeni ay ülkemizin haritasının yükselen burcu üzerinde e, bağlantıda. Evet yengeç su elementinin öncü niteliklerini taşıyan bir e, burç. Artık yaz mevsiminin başladığı bir dönemdeyiz. E, burada e, yengeçin e, özel hayatımız, evimiz, yuvamız, kendimize ait hissettiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz temalarla çok ilgisi vardır. Aile, yuva. Ee, ebeveynler, anne çocuk ilişkileri, doğum, beslenme, bakım, güvenlik gibi alanlar, e, vatan, millet gibi kendimize ait hissettiğimiz, bağlılık hissettiğimiz kavramlar bunlar hep yengeç burcu ile alakalıdır. Emlak sektöründe yengeç burcu yönetir. Yine beslenme ve gıda sektörünü yengeç burcu yönetir. Doğum ve bununla ilgili çocuklarla ilgili alanlarda tabii ki yengeç burcu ile ilgilidir kişisel ve toplumsal alanlarda bu temaların özellikle öne çıktığı daha fazla hassasiyet içerisinde olabileceğimiz bir dönemdeyiz 7 derecede olacağı için yengeç kişisel olarak kimler daha fazla etkilenir Öncelikle önce burçlarımız Tabii ki daha fazla etkilenecek Bunlar hangileri? Koç, terazi, yengeç ve oğlak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Burcunuz önce bir burç olabilir. Yengeç, terazi, oğlak ya da e, koç burcu olabilirsiniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa veya kişisel haritalarınızda 7 derece ve yakınlarında önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu gezegenlerin semboliz ettiği konularla da ilgili özellikle yeni ay sizi etkileyecektir. Evet, e, şimdi an haritasını birazdan inceleyelim. Yükselende yengeç var ve MC noktasında da balık var. Aynen Türkiye'nin MC noktası gibi orada balıktır. Ve burada e, Jüpiter'in 7 derecede yerleştiğini görüyoruz. Koç burcunda Güneş ve Ay'la Jüpiter tam partil bir kare yapıyor. O yüzden Jüpiter'in çok güçlü bir etkisi var. Jüpiter haritanın 10. evinde yerleşmiş Koç burcunda. Koçu yöneten Mars o da Koç burcunda. Dolayısıyla çok güçlü, enerjik, hareketli, dışa dönük, cesur, girişken bir Jüpiter'den bahsediyoruz ve Jüpiter biliyorsunuz enerjileri büyütür ve çoğaltır. Hatta abartılı bir tutum içerisinde sokabilir. Ay ve güneşle açı yapıyor olması bu yeni ayda bizi daha girişken hale getirecektir daha cesur hale getirecektir. Hayatımızda yapmak istediğimiz konularda e, girişimlerde başlatma konusunda daha cesur davranabiliriz. Ama Jüpiter bazen abartılara neden olabilir. Ya da çok sabırsızlığa, fazla risk almaya burada neden olabilir. Bunu dengelemek gerekiyor. Evet, e, liderlikle de ilgili biliyorsunuz öncü burçlar. Özellikle böyle bir Jüpiter açısı e, ve yeni ayın 7 derece yengeç yeni ayının bulunduğu derecede bulunduğu yer itibari liderlik ve yöneticilikle ilgili bir alandır burada ülkemizin haritasında Türkiye'nin horoskobuna baktığımızda bizim 7 derece terazi burcuna bir Mars'ımız var Evet bu 7 dereceler tam oturuyor haritada ve Mars da işin içine katılıyor burada dördüncü evde olduğu için Mars özellikle ee, muhalefet alanında, muhalefet partisi alanında bazı liderlikle ilgili dikkat çekici gelişmelerin olabileceğini de bize gösteriyor. Temmuz'da ülke gündeminin çok hızlı olmasını bekleyebiliriz. Ee, bununla birlikte ülkemizin, dünya kamuoyunda da çok dikkat çekmesini tabii ki burada bekleyebiliriz. Özellikle gelişmeler ülkemize e, e, burada e, dikkat çekiyor. Çünkü evet, politik alanda e, yani muhalefet partisinde, politik alanda bazı liderlerle ilgili hızlı gelişmelerin olmasını burada bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra aynı zamanda yeni ay birinci evinde olacak ülkemizin burası halkı yönetir. Yani ülkenin genel nüfusuyla alakalıdır. Ve burada tüm halkın belki bazı konularda daha girişken, daha atak olması, kendini ifade etme yönünde daha aktif olmasını da bekleyebiliriz. Mars'ın tetiklenmesi dördüncü evimizdeki e, ülkenin toprakları, ülkenin güvenliği ile de alakalı. Ve aynı zamanda tabii ki Mars asker demek, ordu demek, savaşma demek. Yani ülkenin e, toprakları, güvenliği, halkın yine e, güvenliği, refahı ve bununla ilgili hassasiyetlerin artabileceğini hatta belki e, askeri alanda da bazı hızlı gelişmeler olabileceğini bekleyebiliriz. Türkiye'nin belirli ortamlarda gerek ülke içerisinde veya şu anda içinde bulunduğu dünya kamuoyundaki içinde bulunduğu pozisyon nedeniyle de bazı konularda inisiyatif alması, belki askeri alanlarda özellikle, inisiyatif alması, girişimlerde bulunması, liderlik etmesi ve bunun da yine başka başka yani yani dünya kamuoyu tarafından daha fazla dikkat çekmesini bu dönemde bekleyebiliriz. Yeni ayın zor açıları da var. Özellikle Mars ve Plüto arasındaki dik açı. Plüto Oğlak burcunda, Mars Koç burcunda ve e, ilerleyen süreçte yeni ayın ardından 1 2 3 Temmuz aralığında Mars'ın Plüto ile sert açısı etkinleşecek. Oldukça e, bu hani böyle patlama, şiddet, terör ve benzeri ya da doğa olaylarını tetikleyebilecek e, sert bir açıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı gün yine 2-3 Temmuz gibi Merkür İkizler Burcu'nda e, Neptünle kare açı yapacak. Ki Merkür İkizler Burcu'nda Türkiye haritasının 12. evi. Burası daha gizli alan. Kontrol edilemeyen alanlarla ilgili e, gizli düşmanlıklarda alanı. Yani buralar bizim için biraz riskli açılar. 1 ile 3 Temmuz arasında. Sağlık konularında e, hayvanlar, özellikle büyükbaş hayvanlarla ilgili bazı bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konular daha fazla konuşulabilir ülke gündeminde. E, bunlar e, bunun yanı sıra işte, halkın güvenliği ile ilgili konular ve tabii ki beslenme, gıda, temel ihtiyaçlar, e, barınma yani emlak işleri, barınma, e, gayrimenkul konuları ve buralardaki sorunlar ve gıda ihtiyaçları, beslenme ihtiyaçları, buralardaki sorunlar, ekonomik anlamda sıkıntılar, baskılar, tüm bunlar da ülkede belki çok hızlı bir şekilde gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Evet, kişisel olarak burçlara, özellikle yükselen burçlara göre yeni ay etkilerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yengeç yeni ayı dördüncü evinizde doğuyor. Ev yuva alanları, ailevi konularda hareketlilik var. Jüpiter burcunuzda. Bu yeni ay enerjinizi çok arttıracak. Heveslisiniz, cesursunuz. Belki evlenmek istiyorsunuz, bir yuva kurma temanız var. Ya da ev almak istiyorsunuz, taşınmak istiyorsunuz. Evinizde yenilikler, tadilatlar olabilir. Aileyle ilgili konular olabilir. Belki evlisiniz, anne baba olmak, ebeveyn olmak gibi bir konunuz var. Ailenizin genişlemesi, büyümesi söz konusu. Tüm bunlar özel hayatınız, yuva konuları, ebeveynlerle ilgili konular, yerleşim alanlarınızla ilgili temalar bu yeni ayda gündeminizde olacak. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse tabii ki bu bahsettiğim etkilerin çok daha önemli olması, güçlü olması mümkün görünüyor. Sevgili Boğa'lar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Yengeç Yeneği 3. evinizde olacak. Yakın çevrenizle ilişkilerinizin arttığı bir dönem. Bu dönem akraba ilişkileri, komşu ilişkileri, kardeşlerle ilgili temalar artabilir. Onlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Gitmeler, gelmeler, ziyaretler olabilir. Seyahatler var, geziler var. Belki bir tatile çıkacaksınız ya da organize edeceksiniz. İş görüşmeleri, ticari konularda aktiviteler, hatta yeni bir şeyleri öğrenmek için bir eğitime başlama iş içinde mesleki eğitimler de olabilir bunlar ya da eğitimle ilgili bir iş olabilir örneğin. E, işinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları olabilir. Medya, yayıncılık işleriniz olabilir. Tüm buralarda bazı yeni gündemleriniz var ve bu yeni ay ile beraber e, harekete geçebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet yönetici gezegeniniz Merkür'de, ikizlerde olduğu için bu yeni ayda hızlı bir dönem Venüs de sizi destekliyor para evinizde doğan bir yeni ay kuşkusuz yeni iş imkanları para kazanma imkanları e, ticari konularda sizi destekleyecek gibi görünüyor evde alabilirsiniz Çünkü yengeç yeni ayı ikinci evinizde bir şeylere sahip olmak özellikle ev gayrimenkul yatırımlarını destekleyebilir ama size ait bazı mülkler varsa bunları satmak kiralamak ve bunu bu şekilde bir para geliri kazanç elde etmeniz mümkün iş arıyorsanız işe de girebilirsiniz kendi işinizi kurabilirsiniz parasal konularda iyileşmeler olabilir e, fırsatlar olabilir sevgili ikizler sevgili yengeçler sizin yeni ayınız Evet her yıl burcunuzda bir yeni ay oluyor şimdi bu yeni ay yeni olasılıkları hayatınıza taşıyor özellikle yeni ay ve yakınlarında doğduysanız yani doğum gününüz 23 Haziran'la 4 Temmuz arasıysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alıyorsunuz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz yükselen yengeçler içinde yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarında mı Eğer böyleyse bu yeni ayın sizin için önemli tesirleri var ee, Jüpiter'in de koç burcunda olması iş kariyer konularında toplum statünüzde belki yeni gelişmeler getirecek size şanslar fırsatlar getirecek imkanlar getirecek özgüveninizin arttığı bir dönemdesiniz yani kendi işinizi de kurabilirsiniz veya yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir. İlişkilerle de ilgili önemli dinamikler var. Yani evlilik, ayrılık gibi konular da aslında bu Temmuz ayında sizin için gündemde. Tüm bunlar da zaten yani daha kaderseldir ve toplumdaki duruşunuzu, statünüzü bir şekilde kariyerinizi etkileyen konulardır. İşbirlikleri, ortaklıklar, evlilikler ayrılıklar Hani genellikle kontratlı ilişkilerinizle de ilgili bazı önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Yengeç yeni ayı 12 evinizde doğacak biraz içe döndüğünüz bir dönem ama hayatı sorguladığınız bir dönem Jüpiter'in size çok güzel bir desteği var e, ufkunuzu geliştiriyorsunuz hayata bakışınızı geliştiriyorsunuz birazdan maneviyat öne çıkabilir sezgileriniz güçleniyor takip etmeye çalışın yurtdışı konuları uluslararası konular uzak seyahatler akademik konular yine uluslararası ticari faaliyetler iş konularında medya yayıncılık işleri yani buralarda fırsatlarınız olabilir ve yeni adımlar atabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar yengeç yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Bu yeni ay toplumsal bir ev olan 11. evde sosyal çevrenizde de yeni gelişmeler getirebilir. Yeni tanışmalar olabilir. İşle ilgili bazı bağlantılarınız var. Belki arkadaş gruplarınız ya da bir ekip çalışması, bir ekip faaliyeti içerisinde olacaksınız. Parasal gelirler açısından da Jüpiter'in desteğiyle beraber aslında kısmetlisiniz. Biraz risk alabilirsiniz. Şans oyunları gibi ya da herhangi bir yatırımda. Yani buna dikkat edin. Çok mantıksız olmasın. Çünkü Jüpiter gerçekten cesaret veriyor ama çok güzel şanslar da gelebilir, fırsatlar da gelebilir bu dönemde. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, arkadaşlarınızla birlikte bir kutlamaya gitmeniz, bir organizasyona gitmeniz veya böyle bir seyahat planlamanız da mümkün görünüyor. Yeni bir projede gelebilir size iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili yeni bir ekip çalışmasına belki yeni bir projeye de bu yeni ayla birlikte başlayabilirsiniz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar siz de en fazla etki alan burçlardansınız Çünkü önce bir bursunuz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarında mı Eğer öyleyse bu yeni ay sizi de önemli ölçüde etkileyebilir ee, Jüpiter'in de önemli bir açısı var Demek ki bu yeni ay ilişkilerle de ilgili e, bazı hızlı gelişmeler getiriyor. Kariyerinizi etkileyebilecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Mesleki konularda adımlar atabilirsiniz. İşe başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. İşte görev değişimleri olabilir. Yer değişimleri olabilir mesela. E, yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Belki e, ünvanınız bu, bu e, yeni aile beraber ilerleyecek. Statünüz yükselecek. Yani bunlar söz konusu. Jüpiter bazı işbirliklerini de destekliyor. Evlilik teklifleri de alabilirsiniz. Çünkü evlilikler, belki ortaklıklar, işbirlikleri de sizin statünüzü, kariyerinizi etkileyebilir. Hani işbirliklerinden cesaret almanız, teşvik almanız da mümkün. Her türlü ilişkinizden kariyerinizi destekleyecek bazı e, e, bu dönemde fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor. Sevgili Teraziler, Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar yengeç yeni ayı 9. evinizde doğacak. Hayata bakışınızın değiştiği bir dönem aslında cesaretiniz artıyor. Ee, bu dönem belki kısmet daha çok uzaklardan gelebilir. Yurt dışı konularından gelebilir. Eğitim ve akademik konularda bazı fırsatlarınız var. Belki kendinizi geliştirmek, mesleki ilerlemeler, ilerlemeler için de bazı eğitimlere katılabilirsiniz. İşte bir yüksek lisansa ya da doktoraya başvurabilirsiniz. Bunun gibi konular var. Seyahatler ve özellikle uzak seyahatler, yurt dışı hareketleri, seyahatleri de destekleyen bir yeni ay eğitim içinde olabilir, iş içinde olabilir veya özel keyif içinde olabilir. Her türlü seyahat bu yeni ay ile beraber hayatınızda gelebilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Yengeç yeni ayı 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay sizin için parasal konularda hızlı gelişmeler getirebilir. Bir kredi konusu varsa örneğin, girişimde bulunabilirsiniz. Örneğin ev almak istiyorsunuz, tam da yengeç konusu. Emlak için bir ev kredisi olabilir bu. Bununla ilgili girişimde bulunabilirsiniz ya da işinizi kurmak istiyorsunuz. Bununla ilgili olabilir. Eşiniz iş arıyorsa, işte eşiniz işe gelebilir, eşiniz para kazanabilir, eşinizin gelirlerinde artışları olabilir. Bunları da bekleyebiliriz. Ya da böyle bir miras konunuz var, çözüm bekliyorsunuz. Bir burs beklentiniz var ya da bir alacağınız var, bir tazminat, nafaka, miras gibi bir konu. Yani bunlarla da ilgili gelişmelerin olabileceği bir ee, yeni ay döngüsündesiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar sizin için de önemli bir yeni ay bu. Önce bir burç olduğunuz için e, 7. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse önemli bir yeni ay. Evlilik gibi bir konu olabilir. Ee, ortaklıklar olabilir. Evliyseniz eğer eşinizle birlikte belki bir karar vereceksiniz. İşte çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz, ev almak isteyeceksiniz. Çünkü Jüpiter dörtten geliyor. Aile olmak, yuva kurmak veya evin genişlemesi, büyümesi gibi imkanlar veriyor. Yani çocuk sahibi olursanız da aileniz büyür veya evinizi büyütürsünüz. İşte evinizi satarsınız daha büyük bir ev alırsınız filan. Bunun gibi imkanlar olabilir anlaşmalar, sözleşmeler yine iş birlikleri ve ortaklıklarla ilgili konularda da yenilikleri bu yeni ayda bekleyebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar yengeç yeni ayı 6. evinizde olacak. Günlük hayatınızın detaylarına biraz dikkat çekiyor. Hani burada belki düzenlemeler yapacaksınız. Çalışma planınızı değiştirebilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular devrede olabilir. yardımcı ihtiyacınız varsa belki bir yardımcı olabilir. Ee, çalıştığınız, yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi veya kendi sağlığınızla ilgilenmek için de önemli bir yeni ay. Sağlık konularında iyileşmeler, diyete başlama olabilir, bir tedaviye başlama olabilir. Tüm bunlar gündemde olabilir evcil hayvanınız yoksa hayatınıza bir evcil hayvan gelebilir bu yengeç yeni ayıyla beraber sevgili kovalar sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar yengeç yeni ayı sizin için oldukça duygusal ve güzel etkiler getiriyor 5. evinizde şans evi burası e, parasal şanslarınız olabilir çünkü jüpiter para evinizde yani böyle beklemediğiniz yerde yaptığınız bir yatırım örneğin ya da bir ticari girişimde hızlı kazançlar olabilir ama risk almamaya çalışın yine dengeli olmak gerekiyor e aşk konusunda şanslar var. Aşık olabilirsiniz, romantik teklifler olabilir ve çocuk sahibi olmak isteyen sevgili balıklar. Bu yeni ay çocuk sahibi olmak, ebeveyn olmak için de gayet güzel destekler getiriyor. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimidir. Yani onların hayatlarındaki bazı konular, düzenlemeler. Hani tüm bunlara da bu yeni ayda daha fazla yönelebilirsiniz. Günlük hayatınızda gündemleriniz olabilir. Sevgili astroloji severler. Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.